Şimdi arkadaşlar ben çok fazla tutuk atmayı bilmem. Toparlamayı da fazla bilmem. Ama aklıma geleni söyleyeceğim. Şimdi öncelikle bir önceki başkanımıza bu emeklerinden dolayı saygıyla karşılıyorum. Yeni yönetime de başarılar diliyorum kooperatifimizde. Şimdi biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben kendimden bu zamana kadar bahsetmedim. Genelde genel bir yapıyla hareket ederim. Şimdi en önemli şey ticarette ya da ne iş yapıyorsunuz? En önemli şey satış pazarlamaları başlangıç. Satış pazarlama bir trenin en öndeki lokomotifidir. O çektiği zaman arkaya vagon ilave etmek çok kolaydır. Şimdi ben 79 yılında Trabzon'a gittim okumaya. Babam bizi o kadar çok özendirdi ki biz babamdan okula gidene kadar hiçbir harçlık almazdık. Hafta sonları dükkana giderdik. İki tane kilim tezgahı vardı o zaman. Kilim tezgahında pazar günü çalışırdık. Üç tane kilim anca dokunduk. Lisede okurken falan. Ortaokuldayken de masra sarardık. Bize o sırada kalfaya kaç lira ücret veriyorsa, her dokuma ücretinden kaç lira ücret veriyorsa geceli saat 4'te falan pazar günü kaç dokunmuşuz? 3 kilim dokunmuşuz. 3 kilim parası verildi. Ve bu kilim parasını aldığımız zaman biz onu harçlık eder. Yani ben üniversiteye gidene kadar babamdan hiç harçlık almadım diğer biraderlerle. Sonra üniversiteye gittim. Üniversiteye gittiğim zaman tabii o zaman sağ sol olayları var. Üniversitede o zaman Trabzon'da iki tane yurt var. Birisi sağcılar kalıyor, birisi de solcular kalıyor. Ben kalacağım yurt yok. Esnaf yurdu yok yani. Neyse, tabii kayıt yaptırırken falan gittim işte bir otel, köhne bir otel. O günkü imkanımız buna müsait. Mahalle arasında böyle Maaş Caddesi'nin alt kısmında üstü köhneli diye. Oradan bir oda kiraladım. Odada bir sofra var, başka bir şey yok. Bir de otelin o zaman bir tane banyosu var, bir tane. Tüm katların hepsine hizmet veren. Orada kalacağız tabii, imkanımız ona müsait. Okumaya gideceğim, kaydı yaptırdıktan sonra babam hiç unutmam. Bana o günkü parayla 5000 lira para uzattı. Alamadım. Allah'ım dedi, alamadım. Anladı, Allah'ım bilmem neyi dedi. Asıl olan şunu dedi, biraz sert söyledi, mecbur kabul aldım. İlk kez alıyorum. Trabzon'a gittim. Trabzon'da akşam oldu. Yemek yemem lazım. Lokantalar var her tarafta o çarşıda. Lokantaya gidemedim. Çünkü babamın parasıyla ben lokantada yemek yememeliydim. Ben değildi çünkü. Sonra kalktım. Bir tane ekmek. 100 lira peynir, aşağıda da otelin kahvesi vardı, oradan da bir büyük bardak verecek, küçük bardak da değil, büyük bardakta bir tane içeceksin çünkü. Büyük bardakta çayla karnım doyurdu. Ertesi günü sabah oldu, kalan ekmekte falan ilerledi. Bir de sonra gene akşam oldu. Neyse kalktım. Bir tane ceryanlı uçak aldım, küçük o zaman. Bir tane tava, bir tane işte çatal kaşık, otel odasında ben yumurta kırdım, domates pişirdim falan böyle ideal ettim. Tabii bu sırada ben işçilik arıyorum. Trabzon'da mağazalara gidiyor, diyor ki ya okulum 3 günde iş var, kazanmayı 400 boşum. Yani en azından harcayacağım parayı kazanmak için bir yerde çalışmak istiyorum.
Bu sırada Trabzon tabii küçük bir yer. Öğrencisi değil de zaten o zaman terörist gözlüğüyle bakıyorlar. Halk o zaman öyle değil. 79 yılı anarşik ortamların çok yüksek olduğu sağcı insanlarıyla, solcu insanlarıyla bahsetmiyor. Hiç kimse iş vermez. Sonra inşaat işçiliği falan düşündü. O zaman tabii şimdiki gibi makineler falan yok, işte bunlar taşıyorsun falan filan. O da yok, Trabzon küçük bir yer çünkü. Sonra bir gün otel odasında düşünürken, ya biz ne yapıyoruz dedim, kilim üretiyoruz. Onu dedim, kilim satsana, kendi kendime sesli düşünüyorum. Ertesi günü baktım, esnaflara ulaşıyorum. Kilimle bildiğim için iki çeşit o zaman kilim yapıyoruz. Şu kilimden iyi, şu kilimden kötü diye oradaki kilimlerden tarif ediyorum. Çoğu diyor ki, numuneyi getir görelim, ona göre karar verelim diyor haklı olarak. Hiç unutmam, Çarşı Camii'nin yanında Trabzon'da Ahmet Öztürk diye bir esnafımız kapıdan girdi. Ona da aynı şeyleri söylüyor. Bak işte biz kilim üretiyor, Antep'te fiyatımız şudur budur. Fiyatı söylerken ama kilimin fiyatı o zaman atıyorum 300 liraysa ben 330 liraya satmalıyım ki kendim bir şeyler kazandığım hissinden dolayı rahat edeyim. Neyse, adam kilim ihtiyacı olduğundan değil, adım gibi eminim, rahmetli oldu, Allah gani gani rahmet eylesin. Sadece benim girişimi desteklemek için Ahmet Öztürk'ü aradı. Dedi ki evladım, tamam bir kilo kilimden bir kilo kilimden gönderdim. Neyse ben akşam oldu babama... Kalaya kaç tane oldu? 15 tane, 21 tane. Babama telefon açtım böyle böyle, şu adama kilim sattım, vergi numarası bu falan filan. Babam hiç bana bir şey sormadı. Ne işin var senin kilim satmayla gibi, ne mi peşin mi sattın? Hiçbir şey. Eminim o da deniz attı yani. Tamam dedi. Abim o zaman askerde. Neyse kilim geldi. Tabii kilim geldi gelmez. Ben amcanın yanına hemen damladım tabii. Bak bir aile geliyor o zaman. Amca dedi kilimler geldi. Bir geldi evladım. Nasıl dedi? Aynı anlattı. Adam dedi ki borcun kaç? Ben ticaret bilmiyorum ki. Peşin balacağım, vadeli balacağım. Onu da dedi. Kaç sorun borcum dedi. Çarptı, topladım. 3 bin lira, 4 bin lira. Ama bir para. Bu kadar mı? Adam kaç sayı açtı? Bir de parasını verdim. Ben dünyalar verim abi. Döndüm. Tam kapıdan çıkıyorum, aklıma geldi. Diğerleri kilim görmek, esnafların hepsi birbirine yakın. Rekabet ortamında. Abi dedim ya, senden bir şey daha rica edebilirim. Söyle bakalım dedim. Ya dedim, birer tane kilim alsam dedim. Esnaf görmek isteyenlere dedim, bir göstersem uygun mu? Bir evladım götürsün dedim. Kirer kilimleri ben sırtı bağladım, esnafları gezmeye başladım. Onun güne görmek istedim. Onlara neyse gösteriyorum ve tüccarlar böyle başladı. Sonra pazarlarda falan. Şimdi sonrasında tabii dördüncü yılın sonunda Samsun'da bu kıyar kadar ben satıyorum. %90'da ben kazandım. Ve bundan dolayı tabii 3-5 kuruşta pahalı satmamız oluşmasına dolayı ilk şeyi o zaman aldım. Halık testi. 83 yıllık ciromuz o zaman 250 dolar. Sonra halıyı da aldıktan sonra kilim de devam ediyor. Tam 7 yıl. Gece yolculuk, gündüz iş, 15 gün Türkiye'nin her tarafında dolaşıyor. Niye gece yolculuk biliyor musunuz? 4-5 saat süre içerisinde. Otel parası vermemek için. Sadece cumartesi akşamları yakalmayalım. Tam 7 yıldır. 15 gün Antep'teyim. 15 gün Türkiye'nin Diyarbakır'dan başlayarak işte Erzurum, Trabzon, Samsun, iki bölgesini dolaşıyorum. En son noktam Antalya'ydı. Bu şekilde bu bana neyi getirdi biliyor musunuz? Satış pazarlamayı getirdi. Türkiye'yi tanımayı getirdi. İnsanlarımızı tanımayı getirdi. Ve bunu hocalarımız kusura bakmasın, 50 sene okusam buna sahip olamaz. Hayatın içinde öğrendiler. Sonra 90 yılında o zaman biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşte kilimimiz Erdemoğlu isimimiz diye. Halımız da Erdemoğlu. Var mı falan? Yok.
biz daha imkanımız olmadan en üst basamaklara çıkmaya çalışırsak düşerik oradan çıkamayız ki. Sonrasında 90 yılında bir dünyayı görmemiz lazım. 90 yılında ben de bilmiyorum. Dünyanın 10 yıl, bakın altını size daha söyleyeyim, 10 yıl Avrupa'nın tamamı, Amerika dünyası, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya'sı, Çin'e, hatta Avustralya'sı bile 10 yıl bendeyiz. Ondan da. Ve ilk ihraç yaptığımız 93 yılında yaptık. Geziyoruz hem makina hem teknoloji, ne yapıyor bizim meslek üreticiler, ne yapıyor, pazar nasıl, şu nasıl, bu nasıl. Tam 10 yıl. Şimdi insanlar zannediyor ki, bunlar işte tepeden geldi, böyle geldiler, bilmem ne yaptı. Ha bu sırada abi ne yapıyor? Sabahın saat 6'sından akşama saat 12'sine kadar o halı olduğu zaman, bir tezgahımız olduğu zaman onu alıyor. Mobilyetine koyuyor. Mobilyetimiz var, sonlarımız falan yok. Araba alacak imkanımız var ama aramamız lazım. Masrafı var çünkü. Mobilyetine koyuyor. Kışın üstüne şey geçirir, naylon geçirir, yağmur şey olduğu zaman naylonu geçirir, mobilyetini kesmeciye götürüyor. O kadar ikiye kesecek kalı o zaman. Eski bir teknolojiyle yapıyoruz çünkü gücümüz ona yetiyor. Bugünkü değerde 5.000 dolarlık ya da 10.000 dolarlık makineden bahsedeyim. Bakal tezgah edip de büyük rakam falan verip beklemek. Onu orada bir götürür, kestirir. Tekrar o kesilmiş halinde gene mobilyetini alır. O var yoksa, nakliyeciler de var, onlarla niye götürür? Onlarla götürürsen bir yere varamaz. Önce iğneyi de çuvaldızı da kendine batıracaksın. Buradan alır, apreciye götürür. Apreciden alır, ovarlakçıya götürür. Hem bir sargay filmlerden. Ovarlakçıdan getirir dükkanın üst katına betona koy, tek tek onları açar, tek tek onların kalite kontrolünü yapar, tek tek onları katlar ve balya yapar, nakliye yapar. Tek başına. Biz ne sanıyorduk? Biz de Allah bilgilerden bir versin dedik de öyle sanıyorduk. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Hiçbir şey ama hiçbir şey olayından kendiliğinde olmuyor. Olmaz da. Hiçbir zaman olmaz. Ben ben tanıdık bularak da dışlarına gidiyorum. O sabah geliyor, işte akşam gidiyor. Akşam gidiyor, karnı maç, lokat diye gidiyor. Bir şey bilmiyorum. Kağıdı veriyorlar lütfen. Fotoğraflı olduğu zaman problem yok, oraya atmıyor. Fotoğrafsız olduğu zaman bakıyorum fiyatlarına falan şuradan getir. Getir, iyi bir şey yapayım şey. Onu götürsün mü getir? Öyle kalmıyor. Yani sonuç itibariyle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir şey, ama hiçbir şeyi kolay zannederse çocuk başta ölür. Kolay değil. Bu çerçevede baktığımız zaman biz arkadaşlarımız anlattılar küçükler. Hemen birden bir baktık ki arkadaşlar işte hemen tüm şeyler falan yaptık, bekledik, bittik falan da yani öyle bir şey yok. Ama biz şunu yapıyorduk bugün de. Yani biz 5 yılda ne olacak? 10 yılda nereye varacağız? 15 yıldaki hedefimiz ne? 20 yıllık hedefimiz ne? Planımız var. O günden de kaldık, bugün ne yapmalıyız? Nihai ideal pazarlamayı biliyor. Satışı da biliyor. Bakın net söyleyeyim. 98 yılına kadar ne ihracatta ne iç pazarda bizim bir tane pazarlamacımız yoktu. Tek başına hepsini yaptı. Bunu övmek için söylemiyorum. Öyle olmasaydı burada olmazdı. Bu anlamda söylüyorum. 98'den sonra biz markalaşmaya başladık. Bu zamana gelene kadar bu evreyi geçmedikten sonra markalaşamazsınız. Biz daha şey olmadan hemen tepeye inmeye çalışıyoruz. Alçak merdivenlerden sürünmeyen adam yukarıda sağlam duramaz. Ne söyleyeyim? Kuramsal bilgilerle başarılı olunmaz.
Kocalarımız yine mazur karşısında. Her türlü fikir bu kocalarımızdan alıyoruz. Her türlü aklı da alıyoruz. Ama hocalarımıza herhangi bir şirketimizi versek %90'ı iflas eder. İflas edilir. Hayat üniversitesi farklıdır. Gerçekler farklıdır. Onun için bilgiye sahip olacağız ama bizzat yapan olmak zorundayız. O onu yapsın, o onu yapsın, o onu yapsın, o onu yapsın. Ben de bunu yöneteyim. Yok böyle bir şey. Çünkü çok basit bir şey söyleyeyim. Her zaman söylediğim bir şey. Oyuncu olmayan teknik direktör olamaz. Onun için tekrar başa vereyim. En önemli şey satış ve pazarlamadır. Lokomotifin önü odur. O çeker her şeyi. Arkasına ilave etmek çok kolaydır. Ve olgunlaşmadan bir şeyi yapmaya çalışırsanız, kendinizle ilgili bile yapmaya çalışırsanız düşersiniz. Çok basit. Olgunlaşmamış bir meyveyi alıp yerseniz kerkedir, ağzınız şey olur ya. Ya olur. Ve ağzınıza bir ceviz aldığınız zaman onu kırıp yemeden ikinci ceviz alırsanız da yar olur. Biz 2004 yılına kadar bir şirketimiz vardı. Sadece halıydı. Orada ne zaman ki biz dünyanın ilk üçü arasında girdik. Bundan sonrasında ikinci şirket, üçüncü şirketler vardı. Şu andaki hedefimiz de her şirketimizde gene dünya çapında olmadan başka işe girdiğimiz. Ama bizim insanımızda genelde Türk insanında veya bu bölge insanında diyelim, maymun iştahı var. Onu görüyorlar benim. O zaman ya olmaz. Arı bir işi yapar, bal yapar, tam yapar. Bu işi yapamazsın. Şu ürünü de yapmak, bu ürünü de yapmak gibi konuşulduğu da onlar için söylüyorum. Hele önce bir tanesini bir bırak ya. Bir yapalım. Bundan sonra diğerine bak. O da benim olsun, o da. Çünkü oradaki bir ürünü yaptığı zaman, oradaki başarısız olduğu zaman toplumumuzun yapısından kolaycı olduğumuz zaman öbürü kâhmet bir canlarına gidiyor. Ben burada nasıl başarılı olacağım inancıyla mücadeleyi bırakıyorum. Kolaycı bir yapımız var toplum olarak. Sebebi de bu. Onun için bir işi de yaptığımız zaman ne yapıyorsan, önce şunu söyler. Ben ne yapıyorum şu an? İki, bu işi yapanlar bizim çevremizde ne yapıyor? Üç, bölgemizdekiler nasıl yapıyor? Dört, Türkiye'dekiler nasıl yapıyor? Beş, dünyadakiler nasıl yapıyor? Bunları bilip öğrenmeden sen projeksiyon da yapamazsın, plan da yapamazsın. Ve bunları gördükten sonra, anladıktan sonra ancak hedefini doğru korsun, sapmayacak şekilde. Biz de hemen der böyle ya, bir Türk dünyaya mı derdir diye sözümüz var hemen. Biz her şeyi yapar mı anasınızda? Kendi iş dünyamız öyle. Yapıyoruz. Hiçbir şey yapamayız. Biz bir kişilik iş yaparız. Hepimiz de birbirimizden haklıyız, kusura bakmayın. Hepimiz de birbirimizden haklıyız. Bunu da bırakmak zorundayız ya, ben buradayım. Ve o kendim ne yapıyorum, dünya ne yapıyor, Türkiye ne yapıyor, ESK'de en başarılılar ne yapıyor ya da bakmak zorundayız, başarılı olacağız. Bunlar ne yapmış da başarılı olmuş? Ama iyi getir edip, iyi analiz etmek zorundayız. Öyle ezbere tamam ben gördüm, anladım demeyle değil. Böyle bir şey yok. Bugün hocam takdir eder. Bugün dünyadaki üniversitelere de baktığınız zaman en başarılı üniversiteler 100 yıldan önce kurulmuş üniversiteler. Paranız olsa da dünyada diyelim ki bugün ne kadar 1 trilyon doları da harcasanız dünyanın en kaliteli hocalarını getirseniz yine siz dünya sıralamasında başarılı üniversiteler arasına giremezsiniz 50 yıl geçmeden, 100 yıl. Biz hemen bir şeylerle her şeyi yaptığımızı yapacağımızı, zaten yapamazsak da başka şeylere mal ediyoruz. Ya hükümete mal ederek, ya işte efendime söyleyeyim, yaratana mal ederek, o den son şeyimiz, ya da dış güçlere mal ederiz, çıkarız içimizden, biz yine temiz adamız deriz. Böyle bir yapımız var maalesef. Onun için ben de aşama aşama gitmek lazım. Sağlam gitmek lazım. Ve bir söz söyleyeceğim, yine meclisinde de çok kullanılan bir
Eşeğe binmek, bir ayır binmek hikaye. İneceksek binmeyeceğiz. İndiksek binmeyeceğiz. Hayırlı olsun diyorum. Herkese tekrar ben de hocalarım gibi teşekkür ediyorum. Bizim tek bir gayemiz var. Bakın bunu net olarak bir daha söyleyeyim. 80 yılında üniversitedeyken düşündüğüm bir şey daha paylaşayım sizle. Herkes. Ama herkes çocuğunu düşünür. Çocuğunun geleceğini garanti altına almaya çalışır. Çocuğunuza fabrika bırakarak onu garanti altına alamazsınız. Aldığını zanneder ama bırakır. Neden? Yönetemez batır. Çocuğunuza gayrimenkul bırakarak da garanti altına alamazsınız. Ama bırakan öyle düşünür. Onu da satar yer. Çocuğunuza para bırakarak da garanti altına alamazsınız. Savurur, harcar, bitir. Çocuğunuza eğitim vererek de garanti altına alamazsınız. O zaman sokakta bir tinerci çocuk bıçak saplar gelir. Nasıl alırsınız? Tek şart alırsınız. Sanayileşmiş, kültürleşmiş, zenginleşmiş bir ülke bırakırsanız o zaman çocuğunuzun hayatı garantilidir. Orada da sizin çocuğunuz değil, tüm çocukların hayatı garantilidir. Bizim ana felsefemiz de budur. Onun için de bu toplantıyı yapmamızın sebebi budur. Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Programımız sona erdi. Önce bir kooperatif yönetimiyle hocalarımızla bir fotoğraf çektirelim istiyorum. Bir dediğimiz olsun. Sonra bir de toplu fotoğraf çektirelim. Burada hemen